düzenlediği Abdal Muz'da lokmasına hoş geldiniz. Tabii iki senedir pandemiden dolayı biz bu lokmayı yapamıyoruz. Bu seneye kısmet oldu. Bu lokmada lokma sadece etli pilav ya da bir yemek olarak bakmamak lazım. Bu mahallemizin birliği, beraberliği, insanların bir araya gelip de hep beraber kaynaştığı bir etkinliktir. Sadece bunu biz Gayret Mahallesi olarak düzenliyoruz tabii ki. Mahallemizin, esnaflarımızın, yazağının diğer mahalledeki ileri gelen insanlarımızın, bunların da katkısı var tabii ki. Bundan dolayı şahsım ve mahallem adına bu etkinliğe destek verip de katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi biz bu etkinliği her sene yapıyoruz. Ama bu etkinliği sürekli caddede, yolda, böyle bir alanda yapıyoruz. Biz bununla alakalı belediye başkanımıza talepte bulunduk. Bir bina istedik, bir çatı istedik. Sağ olsun belediye başkanımız da bize desteklerini sundular. Şu an mevcut bulunduğumuz, lokmayı yaptığımız bu alanı Gayret Mahallesi adına başkanımızın da desteğiyle tahsis edildi. Projemiz çizildi, bitmek üzere. Bundan dolayı tekrar şahsım ve mahallem adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii sadece bununla bitmiyor. Bu projemiz biraz büyük bir proje. Külfetli bir proje. Yani burada belki yükün çoğu Gayret Mahallesi'nin sırtına olacak ama biz illaki Sayın Kaymakamımızın, Sayın Belediye Başkanımızın illaki kapısını çalacağız. Bu projeyle ufak bir kaymakamımızla da biz bir görüştük. O da inşallah desteklerini esirgemeyecekler. Son bir şey söyleyeceğim. Bu etkinliğe destek veren, bu lokmayı düzenleyen, yani tosun kesiminde, et doğranmasında, pilavın pişirmesinde Gayret Mahallesi bayanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Teşekkürler. Sayın başkanları, kurum amirlerimiz, çok kıymetli yazanlar. Tabii Gayret Mahallesi'nin düzenlemiş olduğu Abdal Musa lokması dolayısıyla hepimiz bir aradayız. Biraz önce mahalle muhtarımız söyledi. Kendilerinin gayreti var, mahallenin gayreti var. Biz belediye olarak katkı sunuyoruz ve ayrıca yine bu bölgede, ilçede oturan ve katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Abdal Musa lokmasının anlamı birlik, beraberlik, dayanışma ve Abdal Musa hakikaten Anadolu'da yaşayan ve Azerbaycan'ın Horasan bölgesinden gelen, Hoy bölgesinden gelen Hacı Bektaşi Veli erenlerinden biridir. Kendisi hem şair, hem düşünür, hem de ozandır. Bu anlamda Hacı Bektaşi Veli'nin ayrıca halifelerinden biri olması ve akrabası olması da ayrı bir anlam kazandırıyor. Bu lokmada katkı sunan, manevi ve maddi olarak katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ve lokmamızın Cenab-ı Allah katkında kabul olmasını niyaz ediyorum. Biraz önce mahalle muhtarımız söyledi, inşaatımız çok büyük dedi. Hakikaten bu piyasa şartlarında inşaatların büyüklüğüne bakmamak lazım. Biraz muhtarım inşaatınızı biraz küçük tutun. Biz belediye olarak Abdal Musa lokmasının Gayret Mahallesi'nde böyle caddede, sokakta yapılmasını biz de gönlümüz razı değil. Yazan belediyesi olarak herkesin yanında olduğumuz gibi yine burada kültür merkezinin yapılmasında elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz, yardım edeceğiz.
ama inşaatı biraz küçültelim diyorum. Ve bu lokmanın hazırlanmasında emeği geçen bayan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ederken hepinize afiyet olsun diyorum. Katılımlarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli Belediye Başkanım, kıymetli çalışma arkadaşlarım, ilçemizin çok değerli vatandaşları. Öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Malumunuz ben de bu mahallede oturuyorum. Sizler benim komşumsunuz. Kültür merkezi konusunda da muhtarımla görüştük. İnşallah elimizden gelen desteği vereceğiz sizlere. Afiyet olsun diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi Ramazanınız mübarek olsun.